Cem abi de en iyisi oldu. Adam yazıyor, yönetiyor, parasını veriyor, yapımcılık yapıyor. Onu hiç saymıyoruz yani. Olur mu abi? Ha, tamam. Ya güzel bir... İlgi anlamında yani. Anladım abi, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Yani o da çok güzel bir işti. Yani biz onu bir sene önce çektik. Ve şimdi yayına girdi. Bekliyorduk, heyecanla bekliyorduk yani ne zaman yayınlanacak, ne zaman göreceğiz, ne zaman karşılığını seyircide bulacak diye. Güzel de geçti. Çok mutluyuz. Aldığımız güzel yorumlardan, övgülerden çok mutluyuz. Herhalde ikinci sezonu da çekeceğiz. Cem abi zaten yazdı. Salı günü söyledi. Başlıyoruz dedi hatta. Yani, attı. Salı günü bize yazdı işte. Başlarız diye. Biz de tabii ki abi filan dedik. Yazmaya mı başladık? Ya, evet, yazmaya başladık. Güzel de bir hikayesi var. Onu da paylaştı bizlerle sağ olsun. Güzel olacak abi. Önümüzdeki yazda orada oluruz herhalde. Ekin Koç, geçen hafta kadrosunda yer aldığı Emin Alper'in Kurak Günler filmiyle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümüştü. Uraz Kaygılaroğlu mikrofonumuzu eline alıp rol arkadaşıyla röportaj yaptı. Evet, onu konuşalım evet, biraz. Onu konuşalım biraz. Cannes'da 3 filmiyle beraberdi. 3 filmi vardı Cannes'da. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım daha önce. Neler söylemek istiyorsun? Aynen. Hemen alalım ya. Ekin, neler söylemek istiyorsun? Gururdan öldük. Sen ne yaptın abi? Evet, çok gururlandık. Bir röportajı, biz onu söze bırakıyoruz yani. Ya şöyle, yarışmada olan bir tane film vardı. Diğer iki film gösterim için oradaydı. Seçkin. Okul tıraşı ve aynen Büyük Uçuş. Soru var mı oğlum? Bir dakika. Ekin Bey, neler hissettiniz? Ekin Bey, Cannes'da olmak, kırmızı halılarda yürümek, dünyaca ünlü starlarla beraberdiniz, aynı anda aynı atmosferi soludunuz, sonra geri dönüp bizle beraber oynadınız. Hani bunlar nasıldı? Biz de biraz bunlardan bahsedelim. Ya şöyle, aslında ya bir şeye, ya bir yere gidip gördüğünde bütün o hani gizem yok olduğunda o kadar da büyülü bir şey değilmiş gibi hissedersin ya. Şimdi oraya gidip gördük, hep fotoğrafta gördüğümüz şeyin bir parçası olma fırsatım oldu. Doğru Ekim Bey. Doğru değil mi? Evet tamam. İşte o arkada neler olup arkada... Yılların işi abi. Bize lütfen öğretmeyin abi işimizi. Mikrofon tutmayı. Sizden öğrenecek değiliz mi? Bir de çirkin iş kaç yaşındasın sen falan. Evet. Aman. Neyse.